Efendim diş hekimi Yusuf Küçük konuğumuz, hemen izliyoruz. Ağzımızdaki bütün dişlerin vücudumuzdaki diğer organlarla bağlı olduğunu görüyoruz ve yapılan deneylerde, testlerde bu sonuca varılmış ve artık bütüncül olarak bakmamız gerekiyor. Ağızdaki herhangi bir dişteki bir problem kendisini böbrekte, eklem yerlerimizde, işte dirseğimizde, dizimizde bir ağrı olarak kendini gösterebildiği gibi aynı zamanda bir kalbimizde bir problem varsa yine diş kaynaklı olabilir ya da diş kaynaklı bir problem kendisini kalpte gösterebilir. O anlamda hakikaten sağlık ağızda başlıyor. Dişler çok önemli, ağız bakımı çok önemli. Bunu görüyoruz bütüncül olarak baktığımız zaman. Toplumumuz gittikçe bu konuda bilinçlendi. Kesinlikle dişini kaybetmek istemiyor. Tamamen bitmiş, tükenmiş, ağızdan bir an önce artık alınması gereken bir dişi dahi hastayı hocam bunun tedavisi yok mu, bir yolu yok mu, bunu ağızda tutamazdım biz diyor. Bu anlamda gerçekten toplumumuz bilinçlenmiş. Yenilikçi tedavilere, yeni tedavilere açık. Yeter ki bir organımı kaybetmeyeyim, bir dişimi kaybetmeyeyim. Onun peşinde. Kesinlikle bizim mesleğimiz her gün yenilikleri takip eden, yeniliklere açık bir meslek. Teknolojik cihazların da gelişmesiyle beraber gerçekten yeniliğe açık. Bu konuda işte implant, zirkonyum, lamina bahsettiğiniz tedavilerle birlikte işte lazerler artık 1967'den beri genel tıpta kullanılırken artık diş hekimliğinde de kullanılmaya başlandı. Kullanılıyor yıllardır ve artık low level lazer terapi dediğimiz yeni bir tedavi de diş hekimliği envanterine girdi diyebiliriz yani. Girişimsel cerrahi operasyonlarla muvaffak olamadığımız, başarılı olamadığımız eklem rahatsızlıklarında, yara iyileşmelerinde, özellikle osteonekroz dediğimiz çene kemiğinin ölümüne neden olan bazı vakalarda, bazı ilaç kullanımlarında, bifosfonat gibi ilaçların kullanımında, kemik erimesinde kullanılıyor daha çok. O ilaçların kullanımı sonucunda nekrozlar, kemik ölümleri gerçekleşiyor. Bunların tedavisinde gerçekten çok yüz güldüren sonuçlara varıldı. Bundan sonra da özellikle diş hekimliğinde artık düşük seviyeli lazer terapileri uygulanmaya başlandı ve yüz güldüren sonuçlara ulaşıldı. Diş hekimliğinde de daha önceleri invazif olarak işte kemik kesiminde, diş eti kesiminde kullanılabilirken şimdilerde tamamen ağrısız, kanamasız bir şekilde iyileşme şeyi olarak, tedavisi olarak kullanılıyor. Ağrıyı geçiren bir şekilde iyileşme oluyor. Özellikle eklem tedavilerinde, çene ekleminde hasta ağzını açamıyor. Çok ciddi problem yaşıyor. Yani günlerce beslenmeyi sıvı olarak yapmak zorunda kalıyor. Bu şekilde uygulanan terapilerde kesinlikle bir cerrahi bir işlem yok ve çok hızlı bir şekilde iyileşme oluyor. Tamamen hücrenin iyileştirme gücünü arttırıyor. Yani birken 20'ye çıkarıyor. Enerjiyle yapıyor bunu. Tamamen ışık enerjisiyle yapıyor. Hücrenin içerisinde bir nevi bitkilerin fotosentez yapması gibi, o ışığı kullanması gibi hücrenin içerisindeki parçalar da bu ışık enerjisini alarak kendilerini daha çabuk yeniliyorlar ve biyostimülasyon dediğimiz hücrenin yeniden yapımını, rejenerasyonunu sağlıyor. Genelde cerrahi girişimsel şeyler yapılıyordu ya da koruyucu plak tedavisi dediğimiz tedaviler yapılıyordu. Cerrahi girişimlerde gerçekten hasta çok ızdırap duyuyordu. Operasyon sonrası da ızdıraplar duyuyordu. Bunda ise tamamen hafifleme, rahatlama hissediyor hasta. Yani plağı da her gün takip etmesi lazım. Her gün kullanması gerekiyor. Bu da takip edilmesi gereken bir şey. Fakat lazerde diş hekiminin uyguladığı bir şey olduğu için takibi de daha kolay oluyor. Hastanın en az 25 sefer gelmesi gerekiyor. Bu hasta için bir külfet ama sonuçları bakımından gerçekten invazif olmaması, hastaya bir rahatsızlık vermemesi,
ve kısa seanslarında kısa sürmesi bu anlamda daha tercih edilen bir yöntem. Kesinlikle başarı kişiden kişiye değişmekle birlikte bazı hastalarımızda birkaç seans daha fazla uygulamamız gerektiği halde başarı şansı çok yüksek olan bir tedavi. Lazerlerin kullanımlarında riskler var ama low level lazer dediğimiz terapilerde bunun herhangi bir riski yok. Yani diğer kullandığımız lazerlerde işte diyot lazerler, endiyak lazerler, erbiumyak lazerler bunlar yanlış kullanımda çok büyük hastaya zararlar verebiliyor. Ama bu low level, düşük seviyeli lazer olması hasebiyle göze uygulanmadığı sürece bir zararı yok. Dijital diş hekimliği daha çok insan hatalarını minimalize eden bir teknoloji. Bilgisayar sistemli, bilgisayarlarla işte taramalar yapılıyor, ölçü taramaları yapılıyor, ağız taramaları yapılıyor ve insan hatasını sıfıra indiriyor. Artı kullandığımız materyallerin hatasını da sıfırlıyor bir nevi. %95 oranında bir başarısı var. 20 yaş dişleri çekimi sonrasında uyuşukluk olan, sinir harabiyeti olan hastalarda, hassasiyet olan hastalarda uygulanıyor. Ağız içerisindeki afta benzer yaralanmalarda kullanılıyor. Bifosfonat kullanan hastaların osteonekroz yani kemik nekrozunda kullanılıyor. Eklem rahatsızlıklarında, işte ağız açamama gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Gece diş gıcırdatmaları, bruksizm dediğimiz diş gıcırdatmalarından sonra kullanılabiliyor. Kesinlikle yani birçok ameliyat, işte plak tedavisi, değişik tedaviler denemiş hastaların muhakkak suretle hiçbir yan etkisi olmayan yani özellikle işte bahsettiğim göze direkt ben uygulamadığınız sürece güvenli bir şekilde kullandığım müddetçe denemelerini tavsiye ediyorum. Bazen çok enteresan vakalarla karşılaşıyoruz. Bir film çekiyoruz. Gecikmiş tedaviler oluyor. Yani artık geç kaldığımız zamanlar oluyor. Fakat erken teşhis ettiğimiz zaman da çok daha yüz güldüren neticelerle karşılaşıyoruz. Özellikle genç hastalarımızda çok büyük kistlere, çene kistlerine rastlıyoruz. Ve genç hastalarda iyileşme de daha hızlı oluyor. O anlamda 6 ayda bir muhakkak diş hekimi kontrolü şart.